Videonun sonunu getirmeden kapatan insanlar, bu videonun sonunda size çok önemli bir duyurum var. Özellikle sanatın çeşitli dallarıyla ilgileniyorsanız veya herhangi bir şey üretiyorsanız kesinlikle sonuna kadar kalıp orayı izlemeniz lazım. Çünkü sizinle benim geleceğimle ilgili önemli bir şey var. Tamam, az önce komik bir şey oldu çünkü bir telefon aldım. Arayan kişi yakın arkadaşım Alper'di. Alper'i hatırlarsınız. Ya sen ne anlarsın, at binicisin. Ekmek. Bana elinde YouTube'a atmam için eğlenceli bir şey olduğunu söyledi. Mevzu şuymuş. Alper saç ektiriyor. Alper'in saç durumunu şu gördüğünüz Lego üzerinden anlatmak isterim. Şimdi 20-30 yaş arası saç için tehlikeli. Bir sürü erkeğin saçı dökülmeye başlayabiliyor ve Alper de bunlardan bir tanesi. Üniversitede tanıdığımdan şu haline gelene kadar birazcık saç kaybetti. Ve bu yüzden de vlogda sıklıkla onu işte şapkayla vesaire çeşitli şapkalarla görüyor olabilirsiniz. Ancak şimdiki işlem sonunda bütün bu olay değişecek. Bu videonun temel konsepti ben ve arkadaşlarım üzerine olduğu için buradan gerçekten eğlenceli bir şey çıkabileceğini düşünüyorum. Merak etmeyin, rahatsız edici herhangi bir görsel çıkmayacak. Ancak şimdi yarın vlogda neler olacağını bilemeyeceğim için şunları hemen eritmek istiyorum. Evet, bunları eritmiş oldum şu anda. Öyle yani, artık yarın bekleyeceğim. Yarın sabah köründeymiş. Bayağı sabah yani neredeyse işte horozlarla beraber kalkacağız. Ki ben de birkaç akşamdır full gece çalıştığım için nasıl kalkacağım bilmiyorum. Bir şekilde kalkacağım artık. Resmen bu benim için sabahın körü şu anda. Asla ayılmadım. Mutlu değilim. Ama şu anda aslında çok önemli bir görev için gidiyorum. Bu görevin farkındayım. Bu görevin heyecanıyla hatta yani. Şanslı saç ekim yeri çok yakınmış bana. Bu benim yatak sesim de bu arada herhalde. Normal böyle çıkıyor sesim şu anda. Ve şimdi geldim. Karşımda Alper Tunel var. Alper'cim. Merhaba. Heyecan var mı? Merak. Merak mı? Bu işlemi yaptığımız yerin ismi Ekomar. Şöyle göstereyim. Açıkçası ben heyecanlıyım. Sizi ne kadar dahil edebilirim bilmiyorum ama birazcık dahil etmeye çalışacağım bu videoya. Aklımda enteresan fikirler var. En azından güleriz bol bol diye düşünüyorum yani. Komik olur. Güleriz. 12 saat mi? Evet. Ya ben 3 saat için anlaştım. Çok da komik değil bence. Bayağı sonucu komik olmasın da. Bayağı ameliyat diyorsun. Evet, açık beyin ameliyatı gibi bir mantık. Açmayacaklar sonuçta. Yo, açacaklar. Aa. Alalım, giriyoruz içeri. Ben bayağı heyecan yapıyorum abi. Bana ekilecekmiş gibi heyecanlandım hem de. Bir şey soracağım. Şimdi senin saçın asıl üniversitede dökülmeye başladı ya. Evet abi. Yani bunun bir sebebi de ben olabilir miyim? Evet, sen, Kardelen, Necati ve Yağmur. Sonra da Arda dahil oldu. O yüzden döküldü saçın. Burada şimdi Alper'in işlemini yediden öpecek. Gözlerimi kusuruna bakmayın. Dediğim gibi yeni kalktım. Ben de içeri alınca biraz şey oldum. Direkt hani bir şey yapacaklar sandım. Merhaba. Ben kurban. Saçının olmaması hastalık mıdır Alper? Sana hasta muamelesi yapıyorlar. Ne diyorsunuz? Sağlık sevgilerler. George Clooney'nin saçının aynısından istiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Nasıl şey yapın, göstereyim. Eşek gibi tıraş etmesin beni. Zaten sıfıra vuracağız. Şimdi, tamam mı? Tamam. Evet. Böyle alacağız. Benim canım yandı şu anda. Önce olsa ben şöyle bir sıyrık atmadım. Şunu soracağım şimdi. Arkadaşlığımız başladığından beri hiç böyle bir şeyin olacağını hayal ediyor muydun? Ne hallere düştüm ya. Başlayabilir miyim hocam? Eyvahlar olsun. Şey desem ya, korku. Tamam, yeterli. Nasıl bence saç tıraşı için gelmiş? O da muhtemelen dışarı çıkamadığı için. Biraz masaja geldin gibi oldu. Bir de işte... Ben de diyorum ki Allah'ım, ışık gördüm. Kanka ilaçlama işte. Evet, aynen. Lensinde bir şey mi? Senin güzelliğin mi? Hayır, gerçekten bir şey bu. Alper'in işlemi devam ediyor ama ben bu sırada hani korkanlar için bir şey söylemek istiyorum. Hani bayağı aslında hani bana göre diş hani böyle diş temizletmeye falan gidersiniz ya. Aynı kafada bir işlem yani. Bayağı Alper'le muhabbet ede ede işlem gerçekleşiyor. Gözüm akmış, o bile uyuşuk.
Ben de işte bir dışarı çıktım hava almaya. Şimdi telefondan falan arayanlar oldu, merak edenler oldu. Onlarla konuştum. Hani bayağı herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı makara goy goy yapılıyor iş ama ben sonucu çok merak ediyorum şu anda. Sancılar artıyor. Tabii. Ufak ufak artıyor sancılar. 3 dakikaya düştü. Mükemmel bir detaysın ya. Hı hı. Belime kadar uzatmayı düşünüyorum. Saat akşam 10. Hatırlarsanız sabah 8'de falan çıktığımda 7.30'da kalkmıştım. Sabahleyin yani vlogun ilk görüntüsü neyse şu anda yine aynı hale geldim. Kahveyle besleniyorum. Burada havalı bir kahve makinesi var. Saat 1.30 hatta 2.30 bile olabilir. Sabah 9'dan başladık. Yani 10 gibi falan başladık. Hala görüyorsunuz bakın. Hanımefendi, doktor hanım. Doktor hanım. Efendim. Siz de bir şeyler söyleyin. Çok keyifli bir ekimdi. Yalancı. Geberdik burada. Patates püresi. Patates. Mantıklı bak, hiç düşünmemiştim. Benziyor. Alper'cim, saat gece 2 ve şu anda kamerayı sana döndüreceğim. 1.53. Evet, kamerayı sana döndüreceğim. Hazır mısın? Dın dın dın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldin. Bakın saat gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun saçın. İnşallah, daha belli değil ama. Ya ben ama şimdi insanlar anlasınlar diye, şimdi tabii ekildi ve bu bir süreç yani anlaşılması. İnsanlar anlasınlar diye senin buraya bir çizimini koyacağım. Hani sonrasında nasıl olduğunu görsünler diye. Çünkü şimdi bunu attığım zaman çıkmamış olacak. Dur, aşağı yukarı. Şey yapayım, şöyle yapayım. Onu da fotoğraf olarak koyarsın. Aşağı yukarı öyle gözükecek. Evet, aynısı olacak. Şu anda en büyük korkum bu şapkayı aşağı yukarı herhalde 12 saattir falan kafamdan doğru düz çıkarmıyorum. Muhtemelen çıkardığım zaman benim de saç ektirmeye ihtiyacım olacak. O kadar da kötü değil. Hani o kadar da kötü değil. Öncelikle şunu hemen aradan çıkartayım. Alper'in saç ekimini gerçekleştirdiği için Bella Hair Clinic'e çok teşekkür ederim. Sizin de eğer böyle bir ihtiyacınız varsa bana değil de Alper'e ulaşabilirsiniz Instagram'dan vesaire. Ve ona bu konuyla ilgili sorularınızı sorup hani yönlenebilirsiniz o tarafa doğru. Muhtemelen benden gittiğiniz zaman da belli bir indirimde alacaksınızdır eğer böyle bir şey düşünüyorsanız veya ihtiyacınız varsa. Şimdi size videonun en başında merak uyandırdığım o küçük şey vardı ya, onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben bundan sonra vloglarımda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Benim sosyal medyadan hem takip ettiğim hem beni takip eden, sanatla uğraşan bir sürü insan var. Gerek resim çizen insanlar, fotoğrafçılar, müzik besteleyenler veyahut müzisyenler var. Ve genellikle bu insanların çoğunun çok az takipçi sayısı var. Ve bazen de duyulmak istiyorlar, sayfalarının ortaya çıkmasını istiyorlar. Ben de bana bu konuda Instagram'dan ulaşanların veya işte videolarımda kullanabileceğim, hani karşılıklı olarak bir şeyler yapabileceğimiz düşündüğümüz insanlarla nasıl diyeyim, hani shout out yapma deniyor ya, yani videolarımda o insanların isimlerini böyle jenerik gibi göstermek istiyorum. Nasıl olacağıyla ilgili çok basit bir örneği aslında bu videoda gördüğünüz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi grafik tasarım bölümünden Buse Alan Alper'in çizimini yaptı, hani bu harika çizimi. Ya bence çok komik, baya böyle konsept attım, dedim ki yani bu tarz bir şey yapabiliyor muyuz falan filan gibi, hani birazcık absürt neredeyse olsun şeklinde. Mesela onun Instagram'ını kesinlikle takip edebilirsiniz tarzında. Ben mesela adresini yazıyorum ve sosyal medyada da paylaşıyorum. Hani o videoya katkı sağlayan kişi. Mesela müzik mi yapıyorsunuz elektronik ortamda? Hani benim videolarımda kullanabileceğim tarzda. Hani muhtemelen bazı tarz müzikleri hiç kullanamam ama o tarz müzik yapıyorsanız işte bana gönderin. Ben mesela bir vlogumda müzik olarak onları kullanayım. Ve sizden faydasını görün. İşte karşılıklı fayda görelim tarzında bir durum. Bu sayede tanınırlık yapan ve bu tarz çalışan insanları hani bir tık ön plana çıkarma durumu olur ve ben bunu hani tamamen bedavadan istediğim için yapacağım. Çünkü birileri bana yaptığı zaman benim hoşuma gidiyor. Niye ben birilerine yapmayayım?